Hepinize selamlar, sevgiler, dostlar. Videoya hoş geldiniz. Bugün Lost Light'ta birlikteyiz. Lost Light'ta bugün çok sinirliyim, agresifim. Yargı modundayım. Oyuna böyle var ya, yargılayacağız. Oyunun koyacağız yani, tamam mı? Şimdi ekranda gördüğünüz gibi adamımın üstünde ne zırh var, ne yelek var, hiçbir şey yok yani. Böyle kask, mask, silah, hiçbir şey yok. Adamın morali bozuk. Bak, adamın tipe bak. Görüyorsun değil mi tipi? Moral bozuk. Bozuk adamın moral. Nasıl bozuk olmasın ki? Şimdi şimdi dostlar, eğer Lost Light oynuyorsanız veya Lost Light oynamıyorsunuz ama oyunu merak ettiniz, böyle bir inceliyorsunuz, oyuna başlamayı düşünüyorsunuz veya oyuna yeni başladınız, bu videoyu sardırmadan izleyin. Yani hem Lost Light ile ilgili, hem Arena Breakout ile ilgili, hem Escape from Tarkov ile ilgili burada hani eleştirirken hepsine biraz değineceğim. Bir kıyaslama değil ama değineceğim. Aradaki farkı artık siz kendiniz şey yaparsınız yani, artık kafanızdaki şeyini oluşturursunuz. Bilmiyorum yani, tamam mı? Neyse dostlar, bugün niye sinirliyim, niye agresifim? İki tane ekrana bir yazı geldi. Ne oldu lan? Ha, bir şey sattım. Depo bomboş şu an. Dürbün vardı, onu sattım. Bak, onun şeyi geldi kesin. Neyse ya, ne diyordum? Ya bugün size iki tane fight koyacağım, tamam mı? İki fight. Dün iki tane maç attım kanka. İki tane maç attım. O iki maçı koyacağım. Ya bunların daha neleri var? Neleri var da bu iki maçı koyacağım. Dün çünkü iki tane oynadım. Bu iki fight'ı koyacağım. Bu iki fight üzerinden eleştirimizi yapacağız. Tamam mı? Bana katılanlar, benim eleştirime veya benim düşünceme katılanlar, katılmak zorunda değilsiniz tabii. Katılanlar beğen butonuna bastın. Çünkü bu videoyu emin olun oyunun yapımcıları da izliyor. Haberiniz olsun yani. Ona göre beğen butonuna bana katılıyorsanız basmayı unutmayın. Bu arada abone değilsen zaten kanka, artık abone ol kanala. Ayıp yani. Neyse. Şimdi çok uzatmayayım girişi. Şöyle ilk maçı bir koyayım. Ondan sonra hemen maçın arkasında şimdi eleştiriye başlayalım. Sonra ikinci maçı koyarız. Toplu bir eleştiri yaparız. Ondan sonra gideriz. Tamam. Başka bir şey diyecektim de. Gideriz. Gideriz kanka. Şimdi ilk maçımız gelsin. Let's go. Хорошо. Не стреляй, пожалуйста. Bak, adamlar Пожалуйста, не стреляй. konuşuyorlar yine. Gördüğünüz gibi. Yani ben bir şey demiyorum ya gerçekten. Artık sıkıldım Ты мне arkadaşlar. полжизни снес, блядь, аптир. Ya bunlar fightlarken mi konuşuyor bilmiyorum. Birisi takımı aldı. Birisini takımı aldı. Her zaman olduğu gibi solo maçta takımını aldı yani. Allah'ım, kolsuz yat aşağı gerizekalı. İki kişiler ya. Gördünüz değil mi? İki kişi sıkıyor bana bak. Çok iyi refleks verdim kanka bu arada ya. Hiç beklemiyordum biliyor musun? Hiç beklemiyordum ya. Boşluğuma geldi var ya, ama iki kişi nasıl düşürmedi lan beni? Allah'ım, kolsuzları ya. Adamı iğne dilinden çektim vallahi. Ya ben sıkıldım. Ben rush'lıyorum ama bunlara. Allah gerçekten. He, çok komik. Приятель, как дела? You are Не знаю, fucking noob, пофиг мне bro. вообще. You know, bro. You Как are дела, fucking дружище? noob. Great Да, job, пожалуйста. great. Nice teaming. Браво, браво. О, все, не-не-не-не. С таким я не Congratulations, хочу bro. разговаривать. Сектор гит я. Оружие забирай. Да. Капец, он просто лютый. Return çekemiyorum aga, Это param yok просто çünkü. жесть. Return çeksem bunların ağzına sıçacağım da. Return çekemiyorum şu an. Ya önemli değil. Direkt daldım ya. Sıçarım neyse. Ya. Şimdi maçı izlediniz kankalar. Maçın son bölümünü koydum sadece. Orada üstünde neredeyse 500K'lık yakın bir loot var. Maçın bitmesine daha da var. Yani orada ölüyorum. Aslında orada ben bir tane oyuncu da vurdum mu vurmadım mı hatırlamıyorum. İşte oraya koymayacağım. O sonunu koyacağım. Video uzun olmasın diye. Çünkü biz gameplay'den daha çok biz burada yargı dağıtacağız oyunla ilgili. Şimdi gördüğünüz gibi, ha şunu söyleyeyim öncelikle. Orada ben bir hani salaklık yapıyorum. Orada da söylemişimdir yani. Dalıyorum direkt, tamam mı? Ha, dalmasam o kikoları ben alırdım. O da var. Yani direkt daha sakin oynayabilirdim. Dalmazdım veya işte ilk oraya çıktığımda bomba atabilirdim heriflere veya ne bileyim.
direkt önlerine böyle bodoslama çıkıp ateş etmezdim de ateş ederdim, geri kaçardım. Ateş ederdim. Yani girer çıkardım orada falan. Ya öyle farklı atraksiyonlar yapabilirdim. Yapmadım. Direkt o şekilde daldım. Ha bir de şunu söyleyeyim. Neden o şekilde daldım? Video çektiğim için daldım arkadaşlar. Hani videoda biraz daha böyle atraksiyon olsun falan diye bazen farklı işlere girebiliyorum. Şimdi ikinci maçı da göreceksiniz. Mesela ikinci maçta da yine aynı şekilde canlı çıkabilirdim. Ama videoda olduğum için mesela orayı terk etmedim. Kaçıp gitmedim yani. Neyse şimdi ikinci maça onu koyunca değerlendiririz. Şimdi dostlar oyunda bildiğiniz gibi ne olayı var? Takımlaşma olayı var. Takım alma olayı var. Yani ben solo giriyorum arkadaş. Solo giriyorum. Adı üstünde bunun. Solo. Değil mi? Duo seçeneğimiz zaten var. İkili zaten girebiliyoruz. Yani böyle ben saçma bir şey görmedim. Bu nereden geldi? Şimdi oyun ilk çıktığı zaman biz oyunu nasıl değerlendirdik? Escape from Tarkov'a benzeyen bir oyun. Gerçekçi bir oyun. İşte diğer Battle Royale oyunlarıyla karşılaştırmayın falan filan. Ölürsen loot'unu kaybedersin. Envanterini kaybedersin. Ya tamam da baba böyle gerçekçi bir oyunda ne alaka ya? Adamı vuruyorsun. Takımını alıyorsun. Yani PUBG New State mi ya bu? Tamam mı? Yani solo girmişim ben. Solo maçta adam öldürürsem öl baba öl çık ve siktir ol git yani maçtan. Tamam mı? Olayı bu olması lazım. Ya her girdiğim solo maçta size bak yemin ediyorum abartmıyorum. Bak abartmıyorum. Her girdiğim maçta ya keşke canlı yayın açabilsek tamam mı? Canlı yayın açsak canlı yayında görürsünüz. Canlı yayın açıp solo girsem göreceksiniz ki her maçta duo. Herkes duo. Ya bir tek ben tekim. Herkes ikili yani. Rusların hepsi ikili. Yani bence bu oyunda bunu kesinlikle kaldırmaları lazım. Sonuçta eğer takım alma varsa o zaman duo girmenin anlamı ne? Veya işte pardon solo girmenin anlamı ne? Duo gireyim o zaman. Tamam mı? Duo girelim. Zaten ikili. Solo'yu niye koydun ki o zaman sen? Saçmalıktan başka bir şey değil. Şimdi bir şey daha göstereceğim. Aynı maçta olduğu için bunu söyleyeceğim. Şimdi oyunda bildiğiniz gibi Lost Light crossplay bir oyun. Yani çapraz eşleştirme yapıyor. Bu ne demek? Çapraz eşleştirme ne demek? Şunu bir açayım. Çapraz eşleştirme şu demek kankalar. Yani bilgisayarla mobil eşleştiriyor. Sadece bilgisayarla mobil değil. İşte hangi platformlarda çıktıysa oyun bütün platformları hepsini birbiriyle eşleştiriyor. Bilgisayarla mobil eşleştiriyor yani. Ya kardeşim. Şimdi ya duruyorum küfür edeceğim de olmuyor şimdi videoda. Küfür edince de olmuyor gerçekten de. Ya crossplay yapıyorsan bir oyunu. Bak şimdi ben önce şunu söyleyeyim. 3 tane oyuna karşıyım kanka. 3 oyuna. 1. Pay to win oyunları hiç sevmem. 2. Crossplay oyunları sevmiyorum. 3. Hilesi çok olan oyunları sevmiyorum. Eğer bir oyunda çok hile varsa oyunu oynamıyorum. Siliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Ya crossplay zaten karşıyım. Mobil bir oyun. Bence mobil cihazdan oynanır. Bu kadar. Ya bu benim görüşüm. Tabii katılmak zorunda değilsiniz. Ha burada bilgisayardan oynayan arkadaşların suçu var mı? Yok tabii ki. Adam oyunun böyle bir özelliği var. Adam bilgisayara indirir oynar. Belki telefonu kaldırmıyor. Telefon kötü ama bilgisayar iyi mesela. Ama burada yani oyunun şeyi var burada. Nasıl diyeyim? Yani kötü de konuşmayacağım biliyorsun da. Ya burada oyunun bir böyle kötü bir şeysi var. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Ya crossplay niye var abi ya ayırsana. Ha şundan dolayı crossplay yapmış olabilirsin. Oyuncuları bir araya toplayalım. Daha rahat maç bulsun. Daha rahat hani maçlar daha kalabalık olsun falan. Zaten maçta bulmuyorsun ki doğru düzgün. Yani 2 dakikadan aşağı maç bulmuyor ki. Sürekli iptal etmek zorunda kalıyorum. Maç bul, iptal et, maç bul. 2 saat maç bulmuyor. Belki de bu yüzden bulmuyor. Arkadaşlar sen yani atıyorum örnek vereyim size. PUBG Mobile değil mi? PUBG Mobile'in emülatörü de var. Mobil de var ama crossplay değil. Hepsini ayrı şekilde eşleştiriyor. Yani bilgisayarla mobile eşleştirmiyor. Belki de bu yüzden oyuncusu fazla. PUBG'yi bir düşünün bakalım. İlk çıktığı günden itibaren bugüne kadar ilk çıktığı günden itibaren crossplay olmuş olsaydı yani bilgisayarla eşleştiriyor olsaydı bu kadar mobil oyuncu olur muydu? Bence olmazdı kanka. Birçok kişi oyunu bilgisayarla eşleştiriyor diye bırakırdı zaten. Eğer sen oyuncu kazanmak istiyorsan zaten önce bir mobil ayır ya. Hani başta tamam oyuncu sayın az olur sonra artar oyununa güveniyorsan sayı artar yani. Veya bu oyun bilgisayar tarafına yönelmek istiyorsan baba o zaman yani söyle bize de biz silelim oyunu mobilciler olarak. Adam iki parmak oynuyor sonuçta. İki parmak oynayan insanlar var. Şimdi iki parmak oynayan bir insanın karşısına geçmiş olan bilgisayar oyuncusuyla yani fight atması mümkün mü ya? Şimdi elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Bir de adamlar teaming yapıyor Ruslar. Giriyor adam ikisi de bilgisayar. Veya biri bilgisayar biri mobil. Girmiş birbirini vurmuş. Ondan sonra kaldırmışlar takılmamışlar. Sen de giriyorsun oyuna kanka. Telefonun dandik zaten diyelim. 30 FPS anca oynuyorsun. İki parmak oynuyorsun. Şimdi sen bu adamlara karşı nasıl fight kazanacaksın? Şuraya geleceğim. Şimdi oradaki fight'ı ben kaybettim.
Tamam, bana şey diyebilirsiniz. Ya orada yanlış oynadın, kaybettin. Okey. Sorun yok. Tamam. Varsayalım ki kanka oradaki fight'ı ben kazandım. Yani o iki kekoya rushladım orada ve ikisini de öldürmeye başardım diye düşünelim. Tamam mı? Bir şey değişecek miydi? Yine bir şey değişmeyecekti. Çünkü onlar tekrar return yapacaklardı. Ben hayatım boyunca bir oyunda gördüğüm en saçma şey bu return mevzusu, en saçma. Biraz önce de söylediğim gibi, yani bir oyun için dedik ya, çok gerçekçi, şöyle böyle. Ya gerçekçi bir oyunda işte Escape from Tarkov'a benziyor falan dedik. Ya ne alaka abi return ya? Adama vurmuşum, ölmüş, artık defolsun gitsin. Loot'unu alacağım zaten. Envanterini kaybedecek. Return olayı, bunu kim bulmuş? Gerçekten çok merak ediyorum. Yani toplantı yapmışlar demek ki. Toplantıda bunu işte hani farklılık olsun, farklı bir şey yapalım tarzında. Ya kardeşim bak şimdi. Battle Royale oyununda atıyorum Code Mobile'de tekrar takım arkadaşın seni çağırabiliyor. Nasıl çağırıyor? Geliyor senin sandığından künyeni alıyor. Burada bir tehlike var. Yani oradaki fight'a gene girmesi lazım. Bir şey veya beklemesi lazım, tamam mı? Uzun bir süre. Adamlar oradan gitsin künyeyi alması için. O sırada yine künyeyi almanın bir süresi var. Atıyorum veya işte Apex Legends olsun, tamam mı? Apex'te de ne var? Apex'te de gidip orada çağrı istasyonları var. Çağrı istasyonuna gidip arkadaşını çağırabiliyorsun. Bunun öyle bir şey yok. Bu kadar yani böyle gerçekçi bir oyunda bu kadar basit return ben görmedim gerçekten. Yani Battle Royale oyunlarında bile bu kadar basit değil return yapmak. Ya bir zahmeti var, bir olayı var. Bunun öyle bir şey yok kanka. Veriyorsun minimum 200 bini, return yapıyorsun. Paran yoksa da yapamıyorsun, bak orası da gıcık. Paran yoksa eğer yapamıyorsun. Ben işte orada öldüm, aslında return yapacaktım, yapamadım. Param yoktu çünkü. Şimdi nasıl olacak bu iş? Ben orada return yapmak istedim. Eğer return yapsaydım o ikisinin ağzını sıçardım. Şimdi bazı arkadaşlarımız da diyor ki abi return olayı bence iyi. Çünkü öldüğüm zaman işte tekrar geliyorum abi, beni vuran adamı vurup lootunu alıyorum. Tamam da kardeşim işte zaten return o yüzden kötü. Anladın mı? İşte o yüzden kötü. Ya adam seni öldürüyor ve tekrar sen geri gelip adamı öldürüyorsun. Yani adam seni vurduğu için resmen oyun tarafından cezalandırılıyor gibi bir şey oluyor. Anladınız mı? Çok saçma bir şey bu gerçekten. Şimdi dediğim gibi ben oradaki adamlar ikisini de öldürmüş olsaydım yine ikisi return yapacaklardı ve ikisinin de mikrofon açık bu arada. Rusça konuşuyorlar. İkisi yine savaşmayacaktı. Bana saldıracaklardı. Zaten benim kaskım, yeleğim, zartı, bunlar zaten patlamış olacaktı. Onları da öldürdüğüme göre onlarınki de zaten patlak olacaktı. Alıp değiştiremezdim. İkisi gelecekti orada villaya. Bana rushlayacaktı. Yine beni öldüreceklerdi. Yani ya başıma zaten geldi mesela. Buff faktörü de geldi. Ben yağmacı olarak girdim kanka maça. İki tane oyuncuyu öldürdüm bak. Elimde pompalı var. İki oyuncuyu öldürdüm. Ondan sonra baktım bunlar return yapıyor. Ben tüneli tarafına geçtim. Baktım bir tanesi geliyor. Yani çok kısa bir sürede hemen baktım geliyor karşıdan, tünelden. Pompalıyla çıkıp buna tek attım. Bunu öldürdüm. O sırada diğeri de gelmiş. O da arkamdaymış. Onu ben duymadım. O da arkamdan beni öldürdü. Ya aga ben daha ne yapacağım ya tek başıma? Yağmacı olarak girmişim. Silahım dandik. Yeleğim, şuyum, buyum zaten dandik. İki tane oyuncuyu öldürmeyi başarmışım orada. Adamlar return çekmiş. Birini zaten öldürmüşüm. Diğeri de beni öldürüyor. Bu ne demek? Demek istiyor ki oyun sen bu haritadan canlı çıkamazsın. Böyle saçma bir şey gerçekten görmedim. Şimdi bu crossplay ile alakalı da şunu söyleyeceğim. Eğer sen bilgisayarla kanka mobile eşleştiriyorsan bazı oyuna düzenlemeleri getirmen gerekiyor. O da nedir? Şimdi şuraya bir görüntü koyayım. Bunu görüntüyü bir izleyin. Şimdi görüntüde gördüğünüz gibi arkadaşlar mobilde 8x falan dürbünle, 4x, 8x bu dürbünlerle scope açtığınız zaman uzağı göstermiyor kesinlikle. Koyduğum videoda da hava çok böyle kapalı değil. Bazen çok sisli hava oluyor, o zaman hiç görünmüyor. Normal açık havada, güneşli havada yine uzağı göstermiyor. Hani oyun böyle gerçekçi olsun diye. Uzak böyle biraz puslu, biraz sisli, net değil. Bir yansıma var, bir beyazlık var, anladın mı, dürbünde? Net görünmüyor. Tamam da bu oyun, bak normalde bunu eleştirmem, onu söyleyeyim. Sadece mobilde olsa bunu eleştirmem. Güzel, oyuna bir gerçeklik katıyor mu? Evet katıyor. Ama bu oyun crossplay bir oyun. Yani bilgisayarla bunu eşleştiriyorsan bu özelliği sen mobilde kullanamazsın ya. Adam hayvan gibi monitöründe, bilgisayarın ekranında monitöründe açıyor dürbününü. Yani sisli de olsa puslu da olsa fark etmiyor. Bizi net bir şekilde görüyor zaten. Biz zaten telefonda elimizde küçücük telefonla oynuyoruz. Dürbün açıyorsun, adamı göremiyorsun ki sisten. Karşı taraftaki herifte de sniper var, bende de var. O bilgisayar, ben mobilim. Ben dürbünü açınca göremiyorum adamı. Onun ekranı büyük olduğu için çok rahat beni görüyor. Sis de olsa yine beni orada hareketinden, şuyundan, buyundan. Ekran büyük çünkü kanka, monitör, hayvan gibi monitör görüyor yani.
O zaman bu sesi falan mobilden kaldıracaksın sen. Ben adamı görmem lazım yani, bilgisayar oyuncusunu. Ben buna sinirleniyorum. Hiç ben sevmiyorum aga ya. Crossplay ben sevmiyorum. Ayrıca mesela başka bir şey eleştireyim. Şimdi bunu da söyleyeyim. İkinci videoya geçelim. Daha söyleyeceğim şeyler de var. Gameplay gelsin. Let's go. Hadi. Oha ya, cidden oha gerçekten. Orada nasıl bir açıyla beni görüyorsun ya? Ben bu tepeyi anlamadım arkadaşlar bu arada. Yani tepe aynı anda bir sniper sıktı, bir ateş ediyor. Ya orada iki kişi olabilir söyleyeyim ben. Çünkü bir şey geliyor, makinalı geliyor, bir sniper geliyor falan. Çarşı karışık. Al sana jump shot. Biz yapamıyoruz mu lan jump shot? Yat aşağıya böyle yatarsın işte. Bak 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 bak. Görüyor musun kanka? Kesin PC oyuncusu bu arada. Oradan görüyor beni bak. Net yani görüyor. PC oyuncusu belli. Şu ağaçları cover alaraktan. Ben anlamadım kanka ya. Sola girdim ama buralar çok karışık. Burada herkes teaming şu an. Ben çözemedim ya. Şu zımbırtıyı basalım. Ya kemiğimiz kırıldı. Yürüyemiyoruz lan. Ya aslında burada tüyerim de. Burada kalacağım ya. Ne oluyorsa olsun ya. Bak bak bak. Bak gördün mü bak. Tepe iki kişi kanka. Tepe iki kişi bu arada. Я бежал тебя спасать, покиньте. Баймış. Beğenmiyor, şut stirler, dibil, ben. Birini ben baydım, diğerini tepe baymış. Bunlar da bak, bunlar da takım olabilir bu arada. Bak konuşuyorlar şu an, görüyorsunuz değil mi? Hı? Kendi aralarında konuşuyor, muhabbet ediyorlar. Hepsi Rus bunları. Hepsi Rus. Такова наша участь. I'm dying of thirst here. Yani aslında diğer takım kaldırabilse bunları da kaldıracaklar ha. Yani 10 kişi dolaşacaklar yani kaldırabilseler. Aga solo mu girdik? One man squad mı girdik? Ben anlamadım. Bildiğim PUBG'deki gibi. Come on, where's that supply? Ya bir susalım sen de al iç. Resmen iki takımın fight'ın arasında falan kaldık gibi bir şey böyle. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler yine yaşanıyor orada. Evet. Evet, birisi şu an return yapıyor. Birisi birisini takımına aldı. Olaylara bak. Sen tekrar yat aşağıya. Er kimsen. Bilmiyorum ama. Rahat oynayamıyorum şu an. Sniper çok darladı beni çünkü. Evet, öldük. Yani burada şimdi bak hala return yapan var. Burada şimdi bizim return yapmamıza gerek var mı? Ben size soruyorum arkadaşlar. Full burada one man squad yani Rus teaming. Yani burada return yapmanın bir manası var mı? Şimdi olayı izlediniz kanka. Dediğim gibi burada önemli olan benim oradaki oyunculuğum değil. Yani orada sen oynasan canlı çıkabilirdim. Veya ben orada video kaydında olmasam ben canlı çıkabilirdim. Nasıl canlı çıkardım kanka? Kaçardım. Fight'a girmezdim. Yaralıyım ki adam yürüyemiyor. Kemiği kırıldı falan. Sıhhiyem yok. Tüyebilirdim oradan. Bu önemli değil. Bak önemli olan şu. Tepede kanka iki kişi var. Birisi sniper, birisi makinalı atış ediyor bak. İki kişi. Geri sararsanız orada görürsünüz. Ben en son diğer tarafa geçtiğimde o yukarıda tepede iki tane silah izini görürsünüz. Bakın ilk villadaki olduğu gibi. Yine orada da bir teaming var. Burada tepede bir teaming var. Ve önümde de birini orada baydım ama orada da bir teaming var. Yani orada da bir takım var belli. Çünkü daha sonradan orada birisi birisini kaldırdı. Birisi birisinin takımını aldı. Orada birisi yine return yaptı. Geri dönüş yaptı. Muhtemelen orada beni vuran da return yapmış olan kişiydi diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Orası biraz karışıktı. Tam hatırlamıyorum orayı. Ama ya izlerseniz fark edersiniz. Tepe iki kişi. Takım. Önüm
Biri birini baydı, takımını aldı. Ben orada birilerini bayılttım. Ondan sonra birisi geldi, beni öldürdü falan. Yani ben, kanka ben solo maç girdim ya. Solo. Solo oynayacağım, tamam mı? Solo maça giriyorum, sanki one man squad atar gibi. Tepede iki kişi, önümde iki kişi, o onu kaldırıyor, o öbürü return çekiyor. Baba bu nedir, böyle bir oyun olabilir mi ya, gerçekçilik oyunu? Ya bir de bu oyuncuların bilgisayarda oynadığını düşün. Ayrıca şu da var, en son fightladığım herifi bayağı vurdum ona. Yani bayağı gövdesine vurdum. İzlerseniz görürsünüz, adam düşmedi, ben düştüm. Ben de muhtemelen yerde yattığım için kafama vurmuş olabilir, onu bilmiyorum. Kafama vurduğu için düşmüş olabilirim ama şu ayağı sıkma olayı da çok saçma. Ayağı vuruyorsun ve adam erkenden düşüyor. Oradaki herife ben ayağını sıksaydım eğer erkenden düşerdi. Uzun zamandır Arena Breakout oynadığım için yani o alışkanlığım şey oldu. Arada bir COD Mobile falan oynuyorum. O alışkanlık gidiyor. Lost Art sürekli oynuyor olsaydım orada kesinlikle ayağını sıkardım refleks olarak ve ölürdü. Bu da çok saçma. Ayağı sıkınca ölecekse adam, zırhın, kaskın falan bunlar almanın ne önemi var ki o zaman kanka? Ne önemi var? Herkes ayağını sıksın öldürsün. Çok saçma bir mekanik bu. Bunu düzeltmeleri de lazım. Onun için hiç hoş bir şey değil yani bu. Hangi oyunda gördünüz ya böyle bir şeyi? Ben size soruyorum. Hangi oyunda böyle bir şey gördünüz yani? Ayağını sıkalım. Aga burada bir oyunculuk sergilemen lazım ya. Kolsuz bir insan ayağı sıkar. Sen ya gövdeyi sıkacaksın ya da headshot atmaya falan çalışacaksın. Bu kafada oynarsın bütün oyunları. Bütün oyunlar bu şekildedir. Adamın ayağına sıkıyoruz falan. Saçma sapan bir sistem. Bir de şunu da söyleyeceğim. Yine eleştiri olarak. Bu iki maçta da kanka. Bu iki maç girdiğim iki maçta da ikisinde de envanterim sigortalıydı. Ve sigortadan bana hiçbir şey gelmedi. Neden? Çünkü adamlar her şeyi almış. Zaten loot'un iyiyse, silahın güzelse, büyük de bir çantan varsa adam çantanı alıyor. Loot'un da güzelse niye almasın ki? Orada adam salak mı yani? Orada mı bırakacak senin silahını falan? Tabii ki de alacak hepsini. Çantası silah slotuna koyacak. Çantasına koyacak. Yüklenecek, gidecek. Bir tane var ya bak, bir tane ne mermi ne şarjör bile geri gelmedi. Çünkü adam hepsini almış. Yani ben size soruyorum arkadaşlar. Sigorta sistemini kullanıp da abi sigorta sistemi çok işe yarıyor ya. Ben ölüyorum var, her şeyim geliyor falan diyen var mı? Var mı öyle bir şey diyen? Eğer her şeyin geliyorsa demek ki kanka yani ya seni vuran adam uzaktan vurmuştur, unutmuştur, seni lootlamamıştır. Ya da bota ölmüşsündür, bot seni lootlamamıştır falan. Ya da ne bileyim yani lootun çok boktandır, anladın mı? Çok boktan bir lootum vardır, adam demiştir ki ya bu nasıl bir loot falan, acımıştır gitmiştir. Onun haricinde yani iyi bir silahın varsa, çantan varsa ne bileyim adam her şeyini alır ya, seni niye almasın ki? Sigorta sistemi bu yüzden gereksiz ve saçma bir şey. Yani ya bu sigorta sistemini bence kaldırmaları lazım, ya bunu kaldırsınlar, ya da o sistemi değiştirmeleri lazım, bunu geliştirmeleri lazım. Atıyorum sigorta yaptın yani orada garanti bir itemin geri gelecek falan gibi, ne bileyim. Bilmiyorum yani şu an sallıyorum ama bu sistem değişmesi gerekiyor bence. İkinci eleştireceğim şey de şu, ikinci dediğim bayağı eleştirdim de, eşleştirme kanka. Tamam bak, şimdi bizim rankımız ne biliyor musun dostum? Bizim rankımız Kobra. Ben şu an rankta Kobra'yım. Benim karşıma hangi adamlar geliyor biliyor musun? Bak rank modunda değilim bu arada. Akiyama giriyorum. Akiyama haritasındayım. Rank modunda değilim. Akiyama haritasında ben Kobra'yım. Bana gelen herife var. Bak şimdi benden sonra Falcon var. Falcon'dan sonra Lone Wolf var. Ondan sonra Black Panther var. Panther var her ne boksa. Ondan sonra da Leon var. Bak bana gelen adamların hepsi kanka Leon. Hepsi Leon geliyor. Ben çünkü listeye bakıyorum. Her zaman o maç başında gösteriyor. Ben her zaman en alttayım. Üste bakıyorum komple Leon. Bu nasıl eşleştirme ya? Tamam anlarım kanka ben. Tamam Lone Wolf gelsin. Tamam. Ben Wolf gelsin anlarım. Ya ben Falcon gelebilir. Kobra gelsin. Hadi atıyorum bir altı gelebilir, tamam mı? Ama yani Leon ne alaka ya? Ya utanmasa en sondakini getirecek bana. Böyle bir eşleştirme sistemi yok ya. Ki şundan, yani şundan dolayı bunu söylüyorum. Zaten çok üst düzey rankta olanların çoğu %90'ı kanka bilgisayar zaten. Atıyorum adam gelmiş Leon veya onun üstü, bu adam PC zaten. Bilgisayardan oynuyor bu adam. Yani bu nasıl bir eşleştirme, ben buradan soruyorum sizlere, nasıl bir eşleştirme? Şimdi Escape from Tarkov'un size eşleştirme yöntemini söyleyeyim. Nasıl eşleştiriyor biliyor musun kanka? Böyle ranktı şuydu buydu değil. Uzun zaman önce böyleydi. Bilmiyorum değişti mi? Değişmiş olabilir. Haberim yok yani. Uzun zaman önce Escape from Tarkov'un adamlar yapmış yani. Bak adamın eşleştirme sistemine bak. Adam seni şu şekilde eşleştiriyor. Giydiğin zırh, giydiğin kask, elindeki silah, silaha koyduğun mermi. Bunlara göre işte atıyorum giydiğin çanta,
seni bunlara göre kanka atıyorum. Mesela 100 üzerinden seni değerlendiriyor. Yani çok iyi bir silahın var diyelim, tamam mı? Aldın. Ona işte 20 puan. Ona çok iyi bir tane mermi koydun, 20 puan. Güzel bir zırh giydin, 20 puan falan. Böyle böyle puanlıyor seni. Ve o puana göre senin karşına aynı o şekilde giyinmiş rakip çıkartıyor. Yani senin karşına eşleştirmede böyle dandik bir yelek, dandik bir kask, dandik silah, dandik mermi giymiş adamı, kuşanmış adamı karşısına getirmiyor. Aynı senin gibi, nasıl sana yakın yani. Sana yakın, senin gibi giyinmiş, kuşanmış, mermisi, zırhı falan senin gibi olan bir adam getiriyor. Buna göre değerlendiriyor oyun. Şimdi bizdeki eşleştirmeye bak. Rank. Ben rank kasmıyorum baba. Tamam. Ne olacak yani? Kasmıyorum. Ki kasmadığımız halde görüyorsunuz yani, kassak ne olacak? Orası da var. Kassan ne olacak? Kasmasan ne olacak? Ya adam bir kere zaten PC ile mobili eşleştiriyor yani burada. Biz Cobra'yız. Karşımızda Leon getiriyor sürekli. Bir kere de olan bir şey değil bu. Arada olsa neyse, hani oyuncu bulmadı, eşleştirdi falan. Tamam da yani bu kaç rank üstünü getiriyorsun ya. Bunlar oyunda kanka değişmesi lazım. Bunlar hiç benim sevmediğim şeyler. Bunları sinirlendiğim için de bu videoyu yapıyorum. Bu video uzun olacak belli yani. Yani özet geçecek olursak kanka, crossplay olmasını sevmiyorum. Return olayı kesinlikle ve kesinlikle o oyundan gitmeli yani. Gitmeli. Escape from Tarkov'da var mı böyle bir şey? Bilmiyorum ben. Hadi ben bilmiyorum, soruyorum sizlere. Var mı? Return olayı. Bilmiyorum, soruyorum. Ve Arena Breakout oynuyoruz şu an. Arena Breakout'ta return olayı var mı? Crossplay olayı var mı? Ben bilmiyorum, soruyorum. Size soruyorum. Yorumlara yazın. Takıma mesela geri alma var mı? Takıma alma. Veya işte ayaktan vuruş. Sigorta sistemi, ne bileyim yani. Veya işte scope açtığın zaman karşısı böyle sisli puslu görünüyor. Yo, cam gibi görünüyor. Ben soruyorum arkadaşlar. Benim eleştirdiğim noktalar bunlar. Crossplay olması, return olayı kesinlikle kalkması lazım. Takım alma olayı kalkması lazım. Solo ben giriyorsam kanka, ben solo oynayacağım oyunu. Duo oynamak istersem zaten takımına girerim. Duo girerim. Solo girmem. Bu kadar basit ve nettir yani bu. Ben solo maça girmişim. Bana orada one man squad attırıyorsun. İki takımın arasında falan kalıyorum. Saçma sapan bir şekilde solo maçta yani. Bu neyin mantığı lan gerçekten? Ayaktan vuruş olayı değiştirilmeli. Tamam, ayaktan damage alsın, bir şey demiyorum. Yaralanır ama adam, tamam ayakları falan kırılır, yavaşlar, yürüyemez. Ama ölme nedir ya? Adamın ayağını sıkıyorsun, ölüyor falan yani, saçma sapan. Sigorta sistemi ya kaldırılsın ya değiştirilsin yani. Çünkü bir boka yaradığı yok sigorta sisteminin. Dediğim gibi scope olayı crossplay olduğu için, altını çiziyorum, crossplay olduğu için scope olayı, sisli puslu olayı kaldırılmalı. Normalde güzel, gerçekçi ama bilgisayarla eşleştirdiği için burada mobilcilere bir dezavantaj oluyor bu. Onu söyleyeyim. Değiştirmeli ve eşleştirme daha iyi yapılmalı. Böyle bir eşleştirme şekli yok. Ne zaman maça girsem sonuncu sıradayım her zaman. Her zaman sonuncu sıradayım. Üstümdekiler de benim kat 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 üstüm. Ranktaki adamlar ve PC oyuncuları falan. Bu kadar. Çok fazla uzat... Yani video uzun oldu. Daha da uzatmayacağım. Çok da şey söylerim aslında. Söylemiyorum daha fazla. Dediğim gibi bu videoyu yapımcılar falan da izliyor, buna emin olun. Ona göre videoya bir beğeni yapıştırın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşürüz. Bye bye.